23 Kasım, 29 Kasım Koç burçları nasılsınız? Umarım her şey yolundadır. Özellikle maddi bazı sıkıntılarınızla alakalı aileden alacağınız maddi destek size çok iyi gelecek ve çözülmesini istediğiniz bir ev konunuzla alakalı aile büyükleriniz ve çok sevdiğiniz insanlar iyi bir diyalog yaşayacaksınız ve bu diyalogla birlikte maddi süreçlerinizde büyük bir rahatlık söz konusu olacak değerli Koç burçları. İş hayatınızla ilgili çok güzel değişimler, yeni oluşumlar, yeni beklenti içerisinde olduğunuz dengeleri oturtmaya çalışacaksınız. Hatta ve hatta bazı koç burçları evde devam ediyor ve çok bunaldınız ve çok yoruldunuz. Çünkü evdeki işle aynı düzen ilerlemediği için dengenizde biraz yıpranma, biraz korku ve endişe var ama aynı iş kapınıza geri döneceksiniz. Özellikle iş mahkemesi olan ve uzun süredir iş haklarımı alamıyorum Emine Hanımcığım. Ben bu dengede çok fazla yoruldum ve yıprandım diyorsanız, evet bu mahkemelerle ilgili sonuç size çok hayırlı gelecek ama daha mahkemelerle ilgili tarih belirlenmediği için kafanız karışık olarak gözüküyor. Kendi işini yapan koç burçlarına demişim ki biraz daha parasal evrenizi bu hafta kontrol edelim. Çıkmaz sokaklara girmenize gerek yok. Elimizdekiyle yetinmemiz daha sağlıklı olabilir. Özellikle devlet kadrosunda ya da farklı bir o noktada atama bekleyen koç burçları için güzel bir dönem ve hatta birebir konuşmalar, yani kendinizi anlatacağınız işle alakalı güzel artılar kazanacaksınız. Çok da iyi oluşum olacak çünkü hedeflediğiniz devlet kapınızla ilgili çok büyük bir destekle büyük bir rahatlığa ereceksiniz. Aile arasında özellikle bir araç konumu ve özellikle büyüklerimizle alakalı olması gereken bir araç ve sağlık için gerekli bir şey. Bunu da bu kararla almış olacağız ve en azından siz de araba probleminizden, araba sıkıntınızdan kurtulmuş olacaksınız. Şöyle söyleyeceğim, özel hayatıyla ilgili bir türlü oturtamayan ve evlilik teklifi bekleyen koçlarda bu hafta ciddiyet konuşması, ilişkinizin artık size artı evrede gelecek planlar içerisinde olduğunu söyleyecek. Geçmişini bekleyen ve ilişki konusunda kalbim çok yaralı Emine ablacığım. Ben bu duygusal hayatımı atamıyorum ve bir türlü yeni insana konsantre olamıyorum diyen koç burçlarında geçmişi kapatma dönemi ama yüz yüze hesaplaşıp kapatma dönemi sağlayacağız. Grip enfeksiyonlarına, sinüzite ve migreninize dikkat edeceksiniz. Bu dönem bunlarınız çok hassas olarak gözüküyor. Özellikle de büyük banka finans sektöründe çalışan bazı koç burçlarında çatışmalar olabilir. Yerinizde haksızlığa uğrayabilirsiniz ve haksız bir evrede yerinizi kaybedebilirsiniz. Bu hafta bu konulara dikkat edeceğiz. Mutlaka ihmal etmeyelim. Çocuklarınızla ilgili oda değişimi ya da çocuklarınızın odasını büyütmek gibi fikri olup onlara özel bir bölüm açmak isteyen bazı koç burçları için doğru bir karar. Çünkü çocuklar çok uzun süre evde eğitim ve kariyer görecekler. O yüzden onların alanlarını büyütmeniz sizin için sağlıklı. Son zamanlarda çok inandığınız bir dostunuzdan kazık yediniz ve bunun hüznü var sizde. O kişi sizden özür dileyecek ama bir anlamı yok. Bence bir daha hayatınıza almamanız gerekiyor. Bir de yakın ailenizde bir mal konusuyla alakalı yaşayacağınız laf oluşumu var. Hiç gerek yok lafa çünkü yasal olarak her şey sizin hakimiyetinizde. Siz sadece haksızlığa tahammül edemediğiniz için bıt 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 konuşmalara başladınız. Bence hiç gerek yok, muhatap bile olmamanız gerekiyor diyorum. Özellikle de böyle tekstil ya da gıda sektöründe uğraşan bazı koç burçları için de biraz maddi krizler olabilir ama birkaç ay sonra, yani Aralık sonu itibariyle restoran, kafe, bu tarz şeylerde daha verimli noktalar sağlanacak. Ama hani bütün hak ettiğiniz değerleri en iyi şekilde alacaksınız Allah'ın izniyle diyorum değerli Koç burçları. Yükselen ve ay burcunuzu mutlaka dinleyin değerli Koç burçları. Eğer yeni bir haber, yeni bir oluşum istiyorsanız Rabbimden dileğinizi dileyin. Her şey aydınlık olacak. Instagram sayfam astrolojiden ne haber ya da @akkayofficial'dan günlük yorumları takip edebilirsiniz. Sevgi ve mutlulukla kalın. Allah'a emanet olun.